Galatasaray'a 23 milyon euroluk dev piyango. Türk kulüpleri ekonomik olarak oldukça keskin bir virajdan geçerken Galatasaray kısa süre içerisinde kasasını ağzına kadar doldurabilir. UEFA 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarından elde edilecek para ödüllerini açıklarken aslan payını her zaman olduğu gibi yine Şampiyonlar Ligi aldı. Yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım 15.6 milyon euroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak. Takımlar grup maçlarında alınacak her galibiyetten 2.8 milyon, beraberlikten ise 930 bin euro kazanacak. Galatasaray adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmayı başarırsa 15.6 milyon euroluk katılım payını almaya hak kazanacak. Son 5 yıllık performansa göre elde edilecek katsayı gelirinde şimdiden 6 takımı geride bırakan Cimbom, bunun karşılığı olarak da 7.959 bin euro elde edecek ve kasasını ağzına kadar dolduracak. Galatasaray yıldız transferine doymuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla temaslarını sürdüren Sarı Kırmızılı yönetim, çok ses getirmesi düşünülen bir ismi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Aslan'da henüz transfer resmi olarak açıklanmasa da en son Tottenham'da forma giyen Kolombiyalı Davinson Sanchez'in takıma geleceği iddia ediliyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Sanchez ile görüşmesinde yaptığı teklif tutarının 1 milyon euro civarında olduğunu yazarken, söz konusu iddiaların ardından oyuncunun menajerinden açıklama geldiğini söyledi. Davinson Sanchez'in temsilcilerinden Fernando Villarreal yaptığı açıklamada söylentilerin doğru olduğunu belirterek 27 yaşındaki futbolcunun çok büyük bir potansiyeli olduğunu vurguladı. Galatasaray'dan Lindelöf bombası. Cimbom Şampiyonlar Ligi kadrosunu planlıyor. Harika bir performansa geçirip kırılmadık rekor bırakmayan Sarı Kırmızıların yıldızlarına da haliyle birçok Avrupa devinden teklifler geliyor. Galatasaray'da yönetimin öncelikli hedefi Victor Nelson'a gelen yüksek teklifler nedeniyle stoper transferi olacak. Aslan'ın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Cimbom 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 29 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde istediği ölçüde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Lindelöf'ün güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Yıldız savunmacının İngiliz devi Manchester United'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. Galatasaray'da ayrılık. Şimdiden veda etti. Galatasaray'ın büyük bonservis bedeli beklediği futbolculardan biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun adı bir süredir Liverpool ile anılıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray'ın yüklü bir sözleşme fesih bedeli karşılığında bırakmaya hazırlandığı yıldız oyuncu için Jürgen Klopp özel olarak talimat verdi. Haberde ayrıca İngiliz devinin ilk somut adımı atacağı da yazıldı. Atletico Madrid ve Borussia Dortmund başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ekibinin takibinde olan Kerem'in adının Liverpool ile anılması büyük yankı uyandırdı. Bu transferde nelerin yaşanacağı merak konusu olmuş durumda. Sol kanat pozisyonunda görev yapan Kerem Aktürkoğlu, Gölcükspor altyapısında futbol hayatına başladı. Ardından Başakşehir altyapısına giden oyuncunun sonraki durakları sırasıyla Bodrumspor, Karacabey ve 24 Erzincanspor oldu. Genç yıldız 2 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise Galatasaray'ın formasını terletiyor. Sarı Kırmızıların olası Kerem Liverpool transferinden 20 milyon euro bonservis geliri beklediği de gelen bilgiler arasında. Dünyaca ünlü süper yıldız Galatasaray'a. Aslan'da flash gelişmeler yaşanıyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Sarı Kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom birçok isimle görüşmelerini sürdürürken gündeme gelen isim yok artık dedirtti. Galatasaray'ın gündemine gelen dünyaca ünlü yıldızın menajerinin ise İstanbul'da olduğu belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar. Birçok süper yıldızı kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar transfer ihtiyacı olan diğer bölgelere yöneldi. Icardi transferini bitiren Aslan, Şampiyonlar Ligi ve uzun bir maratonda olacağı için alternatif isimler de düşünüyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken Galatasaray'ın gündemine dünyaca ünlü bir isim geldi. Fotomaçın haberine göre Galatasaray'ın ilgilendiği golcüler arasında Romelu Lukaku da yer alıyor. Bonservisi Chelsea'de bulunan yıldız oyuncuyu Juventus ve geçen sezon kiralık oynadığı Inter'de istiyor.
30 yaşındaki golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün kulüp binasının önünde toplanan Juventuslu taraftarlar Lukaku'yu istemiyoruz diyerek protestoda bulundu. Inter'de golcü futbolcunun Juventus ile görüştüğünü öğrenince transferden vazgeçti. Bu gelişmeler üzerine Lukaku'nun menajeri Ledure, Galatasaray'la masaya oturmak için soluğu İstanbul'da aldı. Böylece pazarlıkta Kozar Cimbom'un eline geçti. Romelu Lukaku geçen sezon Inter'de 25'inci gol olmak üzere 37 maça çıktı. Belçikalı golcü toplamda 14 kez fileleri havalandırırken 7 de asist yaptı. Lucas Torreira'nın menajeri ayrılık konusunda suskunluğunu bozdu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı sık sık Lazio ile anılan Uruguaylı yıldızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur oyuncusunun geleceğine ilişkin konuştu. İşte detaylar. Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Lucas Torreira sarı kırmızılı takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi. İtalya Serie A ekibi Lazio'nun transfer gündeminde olan Torreira, sosyal medya hesabından uçak ve İtalya bayrağı emojileri kullanarak yaptığı paylaşımda elinde bavuluyla havalimanında görülüyor. Uruguaylı futbolcunun bu paylaşımı Galatasaray'dan ayrılarak Lazio'ya mı gidiyor sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan İtalyan basınında da Lucas Torreira'nın transferiyle ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. La Lazio Siamo Noi'de yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre 27 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar devam ediyor. Ancak Galatasaray'ın maddi beklentilerinin henüz karşılanmadığı ve ayrıca sarı kırmızılı kulübün Torreira'nın alternatifini bulmadan satışa onay vermeyeceği belirtildi. Lazio'nun Torreira'nın transferi için şu anda beklemede olduğu ve doğru zamanda doğru teklifi vermek istediği ifade edilirken Uruguaylı yıldızın menajeri Pablo Bentancur'da yaptığı açıklamada şu anda görüşmeler bloke oldu. Lazio B planına yöneldi ve zaten Galatasaray'da Lucas Torreira'yı satışa çıkarmış değil açıklamasını yaptı. Sarı Kırmızılar Torreira'nın satışıyla ilgili 30 milyon euronun altında gelen tekliflere sıcak bakmıyor. Galatasaray'ın bir transferi daha resmiyet kazandı. Ankaraspor Hilmi Sıraç Handas'ın Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu. 10 numara pozisyonunda görev alan 21 yaşındaki Hilmi Sıraç Handas bundan böyle Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek. Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir takviye daha yaptı. TFF 2. Lig takımlarından Ankaraspor'da forma giyen Hilmi Sıraçan, Galatasaray'a transfer oldu.